25 Kasım 2003 Bet İsrail Sinagogu İstanbul. Neve Şalom ve Bet İsrail Sinagogları içlerinde yüzlerce Musevi'nin ibadet ettiği sırada eş zamanlı yapılan bombalı saldırılara hedef oldu. Türkiye Haham Başısı'nın oğlu Yossi Haleva tüm Türkiye'nin yasab olduğu patlamalar sırasında Bet İsrail Sinagogu'nda bulunanlardan biri olarak oradaydı. İşte Ankara budur be. Adalet istiyoruz, adalet, adalet. Adalet bekliyor. İçin o cuma günü, cuma cumartesi gününe bağlayan gece bizim için din açısından gerçekten çok önemli bir gündür. Şabat olarak adlandırılır. O gün bütün dinlerde olduğu gibi Tanrı dünyayı 7 günde yarattı ve 7. gün dinlendi. Ve o gün tamamıyla özel bir gün olduğu için bütün herkes, cemaatimizin birçok üyeleri sinagoga geliyorlar. O kutsal günü ailesiyle birlikte orada Tanrı'ya dua ederek bütün haftanın verdiği zorlukları orada tamir atarak o gün dua ediyoruz. Tanrı'ya şükrediyoruz. Sabah saat 7.30'da evden ayrıldıktan sonra sinagoga gittim. Sinagog o gün tamiri çiçeklerle donatılmıştı çünkü yeni restorasyon yapılmıştı. Bu yeni restorasyonun için cemaatimizin çok önemli kişileri davetliydi. Özel olarak geldiler buraya ve tabii ki Sayın Haham Başımız da dam oluyor kendisi. Kendisi de oradaydı. Genellikle kendisi büyük sinagoga giden ama o gün yeni restorasyon yapıldığı için küçük sinagoga kendisi hep birlikte bizlerle birlikte olmak istedi. Ve cemaatimizin saat 8'e çeyrek ara dua başladı. Ve 8'e 5 geçeye doğru artık sinagogumuz neredeyse tıka basa doluydu. Yani yer yoktu. 100'e yakın kişiydi. Ve saat 9'u çeyrek geçe gibi diyebilirim ki artık duanın bir bölümünde var ki bir bölümü var ki Tevrat'ın okunduğu bölüm vardı. O bölümde işte insanlar sessiz bir şekilde duruyor. Hiçbir ses yoktu. Herkes orada ezan okuyan bizim dini görevli olan kişi o sırada Tevrat'tan bir bölüm okuyordu. Ve o sırada 9'u çeyrek geçe diyebilirim ki bu olay gerçekleşti. O büyük ışığı gördükten sonra ve tamamıyla ben yerimi, yani ben kendimi kere sinagogun neredeyse en arka bölümünde buldum. Yani oturduğum yerden 2-3 metre arkaya doğru uçtum. Ve tamamıyla büyük bir, o ışığı anlatmam imkansız. O koskoca güneşi gördüm önünde, yani birbirine. Büyük bir ışık. Ve kendimi o kalktığım yerden tamir bir kere 3 metre uzakta bulduktan sonra, yani bir kere yerde didinmeye başladı. O sırada sanki bir elektrik çarptığını hissettim vücudumda. Ve yerde didinmeye başladı. Ve kurtarılması için, bana yardım edilmesi için orada bağırmaya başladım. Bana çarptı, bana çarptı, elektrik bana çarptı. Ve o sırada kalktıktan sonra ben kalktım diyebilirim ilk. Çünkü hiç kimseyi görmedim. Herkes sandalyenin altında. Ve sinagog öyle bir şekilde ki iki tane büyük cam var. Zannedersen büyük bir ihtimalle oradaki
yanındaki kütüphanedeki camların dışında sinagogun tam karşısında iki tane büyük cam vardı. O büyük camların da tam karşısında duruyordu. Ve o basınçla uçtuğum anda herhalde havada mıdır nedir, iki elimi yüzümle kapattım. Eğer kapatmasaydım, ellerimdeki şu anda yaralar gözükmüyor. Vücudum tamamıyla parçalanmış olabilir çünkü bütün camlar ellerime geldi. Ve tabii ki bu tarafımı kurtaramadım çünkü kütüphaneden gelmişti. Bu tarafımda hiçbir şey yok. O basınçta arkaya uçtuğum zaman büyük bir basınç için, yani beni sanki birisi itmiş ama çok güçlü bir basınç ve arkaya uçtum ve yerde didinmeye başladım. Doğanın bir bölümünde büyüğüm, saygıdeğer bir büyüğümüze selam vermek üzere ayağa kalktım ben. Ayağa kalktığım anda o sırada yanımdaki bey de şansa da orada ayakta duruyordu. Yanımızda camdan yapılmış bir kütüphanemiz vardı. Ve tam o sırada büyük bir ışık gördüm. Ama o ışığı anlatmam imkansız. Yani diyebilirim ki sanki güneş önüne duruyordu. Ve ben o sırada büyük bir ses işittim. Çok büyük bir ses işittim. O sırada bunun ne olduğunu anlamak imkansızdı. Yalnız benim tek bir hissettiğim bir şey vardı değil. Sinagog tamamıyla floresanlarla kaplıydı. O sırada ben ne olduysa floresanların patladığını ve yukarıdaki bir elektrik telinin bana düştüğünü hissettim ve ben uçtum. Öyle hissettim. Ve yerde didinmeye başladım. Bana çarptı diye bağırmaya başladım. Ve büyük bir sessizlik vardı sinagogda. Yavaş yavaş ayağa kalktığım anda hiçbir şey görmemeye başladım. Her yeri kıpkırmızı görüyorum. Ve bütün herkes sandalyenin altında saklanmıştı. Hiç kimseyi görmüyordum. Tanrı'nın bir mucizesi miydi bilmiyorum. Ben ayağa kalktım. Yanımdaki bey tamamıyla orada yatıyordu. Kıpkırmızı görüyorum. Her yeri kırmızı görüyorum. Bütün başımdan aşağı kanlar dökülüyordu. Arkadaki beyi gördüğüm anda hemen sordum. Yüzümde bir şey var mı? Çünkü korktum. Çünkü tamamıyla kütüphanedeki cam var benim üzerime geldi. Benim üzerimde patladı. Yani diyebilirim ki bu sırada ben ayakta durmasaydım o camlar birçoğunun üzerine gelebilirdi. Ve yanındaki arkadaşıma söylediğim anda yüzümde bir şey var mı? Korktum, ellemekten korktum. Dedi ki yok dedi. Yoksa yüzümde hiçbir şey yok dedi, merak etme. Ve bu saniyelik olaylar ve birdenbire çok büyük bir gürültü işitmeye başladım herkesten. Ve bir panik tamamıydı. Sinagogu boşaltın diye. Sinagogun ana kapısından çıkarken oradan tekrar gürültü çıkmaya başladı. Oradan çıkmayın, gaz patladı diye öyle bir ses gelmeye başladı. Tekrar yukarıya çıktım. O sırada babamı aramak istedim. Babam çünkü ileride oturuyordu. Babamı aramaya başladım. Baba baba diye bağırmaya başladım. Ve o sırada diğer sinagoga giderken, yanındaki sinagoga giderken oradan 3 kişiye sordum. Onları çok iyi hatırlıyorum. Kime sorduğumu da hatırlıyorum. Yüzümde bir şey vardı. Ve kimse gerçeği söylemek istemedi tabii ki. Yüzümde hiçbir şey yok Yusuf, merak etme. Ama ben hiçbir şey görmüyorum. Yalnız bu gözümle küçücük bir şey görüyordum. Yine hani söyledim ki Tanrı'nın mucizesi mi? Sanki bana yolu o gösteriyordu. Ve buradan sanki melekler beni tutuyordu. Çünkü vücudumu hiç hissetmiyordum. Hiç hissetmiyordum. Çünkü her yerim kan içindeydi. Ve son olarak bir bayan gördüm. Dedim ki yüzümde bir şey var mı? Ve o bayıldı. Yüzümü gördüğüm anda. Şansa benim babamı öyle hızlı bir şekilde öbür sinagoga götürdüler ki ben de öbür sinagoga gitmek istedim ve babamı o sırada gördüm. Baba dedim, yüzümde bir şey var mı? Babam gözlerini kapattı. Yosi damarların ortaya çıktı. Buram tamamıyla ayrılmış. Buradan bir parça çıkmış. Ve o sırada babam yüzü bembeyazdı. Ve neredeyse ağlayacak bir durumda lütfen oğluma yardım edin diye bağırmaya başladı. Cemaatimizin üyelerinden birisi, önemli birisi o sırada beni hemen kolumdan çekerek
hemen hızlı bir şekilde Lucy dedi yürüyoruz diye. Koşuyorum ama hissetmiyorum. Yani ayaklarımı hissetmiyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. Hastanede sinagogdan çıktığım anda orada yavaş yavaş vücudumun tamamıyla sıfır olduğunu, taksiye bindiğim anda artık hiç hissetmiyordum. Öksürmeye başladığım anda ağzımdan kanlar gelmeye başladı. Orada tamamıyla çok korktum. Yani gidiyorum dedim. Beni alan beyin hem elinde cep telefonu vardı. Hemen cep telefonu gitti. Ara evi dedi. Hemen eşimi aradım. Ama öyle bir mucizeydi ki bir paniğe herhangi bir şey girmiyordum. Yani hiçbir şey, çünkü vücudumu hissetmiyorum. Tamamen hiç hissetmiyorum. Eşime söyledim, eşime dedim ki yaralandım şu anda, yani bir şey oldu, bomba olduğunu bilmiyorum kesinlikle. Yaralandım, Amerikan hastanesine gidiyorum. O sonra tabii ki eşimin gürültüsü, ne oldu durmadan bağırmaya başladı. Amerikan hastanesine gidiyorum, fazla konuşamayacağım dedim. Amerikan hastanesine gidiyorum dedim. Amerikan hastanesine girdiğim anda bu gözümde artık kapanmaya başladı. Hiçbir şey görmedim artık. Ve beni gördükleri anda hemşirelere tamamıyla vücudumu, bütün yüzümü sardılar. Ve insanların durmadan uğultuları gelmeye başladı. Durmadan uğultu sesleri gelmeye başladı. Ve dedim eğer şu anda uyursam bir daha uyanamayacağım hissi vardır şimdi. Ve şarkılar söylemeye başladım. Sinagogda tamamlamamız gereken ilahi sözler vardı. Dedim ki bari bu ilahi sözleri ben devam edeyim. Ve ilahi sözleri aynı şekilde devam ettim. Bütün o şarkıları, bütün her şeyi ilahi sözleri durmadan devam edeyim. Çünkü dedim eğer susarsam bir daha uyanamayacağım korkusu vardı çünkü. O kamyon büyük sinagogun kapısından girecekti. Ama oraya giremediği için küçük sinagogun o kapısına kadar geldi. Ve o sırada güvenlikte bulunan Yoel arkadaşım kamyonun giremeyeceğini söyledi. Girmemesi için kamyonu durdurdu o sırada. Ve küçük bir galiba denildiği güne küçük bir tartışma yaşatmış. Ve o sırada tabii ki kamyon tamamıyla binaya yapışık bir şekilde patlatılması, böyle bir programları vardı. Ama kamyonun aslında Yoel arkadaşımız, o güvenlikte çalışan arkadaşımız bir 3 metre, 4 metre gibi bir uzaklıkta, belki birazcık daha fazla orada kamyonu tuttu. Ve o sırada tartışma yaşadığı anda o sırada bu olay maalesef gerçekleşti. Gerçeği söylemek gerekirse o sırada ben hiçbir şey, yani böyle bir şeyin olacağını tahmin etmedim kesinlikle. Ne zaman ki insanlar yavaş yavaş o panik içerisine girdikten sonra o sırada dedim burada bir şey oldu. Yani burada bir gaz patlaması ve herhangi bir şey değil. Burada bir şey oldu. Ama böyle büyük bir şey olacağını, böyle bir programlanmış bir şekilde olacağını tahmin etmiyorum kesinlikle. Ayağa kalktığım anda önümdeki 5 metre önümdeki bir arkadaşımız Avram var, onu gördüm. O maalesef hareket etmiyordu. Ve yavaş yavaş o sırada beynimde düşünmeye başladım burada bir şeyler oldu. O sırada babam da oradaydı. Ve babamda da büyük mucizeler yaşandı tabii ki. Babam o tam karşıdaki camın yanında duruyordu. Babam ilahiler okuduğu zaman birazcık yana doğru yaslanır. Yani cam tam arkasındaydı. Büyük bir mucizedir ki o sırada elinden kitap düştü. O sırada eğildi. Ve arkadaki cam patladı. Eğer o sırada eğilmeseydi cam arkasında patlayacaktı. O da büyük mucize benim için gerçek. Ve düşünüyordum. Babam o sırada camın yanındaydı. Acaba ne oldu? Hani babam yaşıyor mu yaşamıyor? Ve o sırada merdivenleri inmeye başladıktan sonra babamı aramaya başladım. Bir kere babamı gördüğüm anda inanılmaz derecede büyük bir rahatlık geldi. Bir büyük bir güç geldi. Çünkü o sırada kimse kimseye yardım edemiyordu. Dedim babamı gör, babam bana yardım ediyor. Şu anda babam beni elimden tutabilir dedim. Şimdi didinmeye, yerde didinmeye başladıktan sonra bir koku vardı.
o koku unutamayacağım bir kokudu. Ve tamamıyla toz duman içerisindeydi her yer. Yani her yer allak bullak olmuştu tamamıyla. Tamamıyla yani hiçbir şey sandalyelere tamamıyla uçmuştu. Kitaplar, sayfalar uçuşuyordu hala. Yani ayağa kalktığım anda sayfalar, dua kitapları, bütün her şey uçuyordu. Camlar halen, toz parçaları halen havadaydı. O basınç tamamıyla boşalana kadar, bu belki birkaç saniyelik bir şey. Boşalana kadar zaten ben ayağa kalkamıyordum. Kimse ayakta kalkamıyordu. O basınç tamamıyla büyük sinagoga girdim. O sinagoga, o basınç tamamıyla anlattıklarına göre o gaz tamamıyla dışarıda büyük sinagoga tamamıyla neredeyse bütün sandalyeyle kitapları uçuracak derecede o kadar büyük bir gaz. Ve büyük sinagoga en arkasında çok büyük bir cam vardı. Anlattıklarına göre hiç parçalanmadan, çok büyük bir camdan var, parçalanmadan cam tamamıyla arkaya uçmuş ve orada parçalanmış. Ve o gaz bulutu oradan çıkmış. Eğer o gaz yani o basınç oradan çıkmasaydı belki daha da kötü olabilirdi içerisi. Özellikle yüzümün paramparça olduğunu anlamıştım o sırada. Ve benim de çok büyük bir korkum vardı. Nasıl çıkacağım? Yüzüm ne olacak? Yani dışarıya çıkabilecek miyim? Çok büyük bir korku vardı. Cumartesi akşamı saat 4'te 5'te uyandığımı hatırlıyorum. Yani uyandım hatırlıyorum. Ama hiçbir şey konuşamıyordum. Ağzımı açacak durumda bile değildim. Çünkü her yerim tamamıyla uyuşturulmuştu. Ve bütün şuradan şuraya kadar tamamıyla dikiş doluydu. Ellerimde dikişi vardı. Vücudumda dikişlerim vardı. Ve konuşamıyordum tamamıyla. Ve herkes, içeri girenler, herkes diyordu yüzümün, yani öyle bir şekilde ki kurtulacak, hiçbir şey kalmayacak, iyi olacak, annemi teselli ediyor, eşimi, babamı teselli ediyorlardı. Ama o tesellilerin söylenen teselliler yüzümün iyi olmadığını ve böyle kalacak korkusu vardı içimde. Zannedersem pazar veya pazartesi günü, tam olarak hatırlamıyorum. Tamamıyla pazar günü, evet pazar günü tamamıyla kendime geldikten sonra, konuşmaya başladıktan sonra çok sevdiğim bir arkadaşım. Şansı annem ve eşim yoktu yanında. Yanıma geldi, söyledi, yani gerçeği söylemişti. Yossi, yüzüm parçalandı. Ve istiyorsan aynaya da bak dedi. Ama Allah'a şükür bir oğlum vardı o sırada. Dedi ki Allah seni çocuğunla birlikte, eşinle birlikte, Allah sana hayat verdi. Onun mutluluğunu yaşa. Ve diyebilirim ki o arkadaşımın sözleri bana güç verdi. Ve pazartesi günü ayağa kalktığım anda, tuvalete gittiğim anda tam olarak kim hatırlamıyorum o sırada diyordu aynaya bakma. Bakmasan, ama yani öyle bir şey, aynaya bakmasan daha iyi olur. Ve arkadaşımın sözü durmadan kulağımdaydı. Kurtulduğun sen mutlu, bunun mutluluğuna yaşa her zaman. Ve dedim ki yok dedim, bakacağım dedim. O sırada aynaya baktığım takdirde belki birkaç saniye olsa bile çok büyük bir korku geldi. Tekrar arkadaşımın sözü geldi. Kurtuldun, bunun mutluluğunu yaşa. Ve o sırada bildim ki boş ver dedim, ne olursa olsun dedim o sırada. Ayağa kalktıktan sonra hiçbir şey görmemeye başladım. Tek şu sağ gözümle etraf bir göz atmaya başladım o sırada. Tam camın yanında bulunan arkadaşım Avram Barol o sırada tamamen yerde. Durumu o sırada ne durumda olduğunu görmem imkansızdı çünkü hiçbir şey görmüyorum. Ama hareket etmediğini gördüm o sırada. Ve oğlu şu anda bizim okulda kendisi öğrenci. Diyebilirim ki kalbimdeki yara
ve soru işareti halen kalmaktı. Bu soru işareti nefret değil. Kesinlikle nefret değil. Bu soru işareti neden? Bu neden bir insan kötü bir olay yaşadıktan sonra kendi kendine sormaya başladı. Neden ben bunu yaşadım? Neden bu oldu? Neden? Bir nefretle. Bendeki nefret değildi. Basit. Neden böyle bir olay gerçekleşti? O sırada Tanrı'ya dua eden bir kişi, şükürlerini sunan bir kişi, o sırada böyle bir olay neden yaşandı? Sinagoglara yapılan bombalı saldırılar sonucunda iki eylemci dahil 25 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Sinagog saldırılarından 5 gün sonra 20 Kasım 2003 tarihinde bomba yüklü araçlarla 2 saldırı daha düzenlendi. İngiliz konsolosluğunun ve HSBC bankasının hedef alındığı saldırılar sonucunda 30 kişi hayatını kaybetti, 400'ün üzerinde kişi yaralandı. Ard arda yaşanan saldırılar Türkiye'de büyük bir şok etkisi yarattı ve tüm ülkeyi yasa boğdu. Saldırıları El-Kaide'nin düzenlediği ortaya çıktı. Yossi Haleva. Saldırı sonrası 3 büyük ameliyat geçirdi ve 6 ay boyunca psikolojik destek aldı. Şu anda Ulus Özel Musevi Lisesi'nde İbranice öğretmenliği yapıyor. Evli ve 2 çocuk babası. İstanbul'da yaşıyor. İşte Ankara bu gibi. Ankara tutuyoruz ha!